Yayın yapmayan birinin neden Steam'de kullandığını merak ediyor olabilirsiniz. Yayın yapmamama rağmen tam 4 yıldır gündelik hayatımın bir parçası olarak kullanıyorum ve bu tecrübeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Burada illaki böyle fiziki bir cihaza da ihtiyacınız yok. Telefonunuza mobil uygulamasını indirip telefonunuza bilgisayarınız aynı internete bağlı olduğu sürece telefonunuz üzerinden de bu işlemlerin hepsini gerçekleştirebilirsiniz. İster içerik üreticisi, ister tasarımcı veya sıradan bir bilgisayar kullanıcısı olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Steam Deck'te üretkenliğinizi ve rahatınızı artacak birçok özellik bulunuyor. Steam Deck'i bilmeyenler için bilgisayarda yapabildiğiniz hemen hemen her şeyi yapmanıza olanak sağlayan özelleştirilebilir butonların bulunduğu bir kontrolcü. Bu butonların arkasında da LED ekranlar var. Bu LED ekranları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz görselleri buraya atayabiliyorsunuz. Tek bir tıklama ile karmaşık işlemleri gerçekleştirebilir, müziğinizi açıp kapayabilir, akıllarınızı kontrol edebilir veya çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Birçok uygulamayla da entegrasyonu bulunuyor. Örnek olması açısından Zoom, Teams, Discord gibi uygulamaları sayabilirim. Oyun oynayanlar için de LOL ve Fly Simulator'ı denedim. Bunlar için de kullanışlı olabiliyor. Daha birçok uygulama ve oyunla da entegrasyonu var. Bunu da Steam Deck'in sitesinden inceleyebilirsiniz. Linkini açıklamaya bıraktım. Bu arada videoda herhangi bir Steam Deck sponsorluğu da yok. Tamamen severek kullandığım için ve farklı bir kullanım yaptığım için bunu sizinle paylaşmak istedim ki siz de bunu alıp gündelik hayatınıza entegre edebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz arayüz aslında benim Steam Deck'in ana sayfası. İlk açılımda bu ekran beni karşılıyor. Buradaki bütün özelliklere tek tek bakalım. İlk olarak sol üstte Work ve Break olarak iki tane butonum var. Burada Timer entegrasyonu var. Yani bir geri sayım sayacı çalışıyor. Work'te şu anda 55 dakika tanımladım. Break'te 5 dakika var. Bunların hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Çalışmalarımı 55 dakika çalışmam veya 5 dakika mol olarak limitlemek istediğimde buradaki butona basıyorum. Geri sayım sayacı çalışıyor. Hem bana ne kadar kaldığını da gösteriyor. Ve süre bittiğinde de istediğim bir müziği çalabiliyor. Bu şekilde de uyarısını veriyor. Sürekli bir sayaç açıp çalıştırmaktansa oldukça faydalı buldum bir özellik. İkinci olarak da Steam Deck'te en çok kullandığım Premiere Pro özelliği var. Bu arada bu bir folder olarak, yani illaki buradaki 15 tane butonla sınırlı değilsiniz. Folder'la iç içe klasörler oluşturup sınırsız özellik oluşturabiliyorsunuz. Premiere'e girdiğimizde ilk olarak Open özelliğiyle tanımlı olan bir butonum var. Buna tıkladığımda Premiere Pro'yun uygulamasını açıyor. İkinci olarak işlemcimin ne kadar çalıştığını gösteren bir bağlantı var. CPU bağlantısı olarak geçiyor. Burada da işlemcimin ne kadar çalıştığını görüyorum. Çünkü bazen Premiere çok fazla yorabiliyor. Böyle durumda fark edip en azından arka planda çalışan başka şeyler varsa onları kapamak için buradan anlık olarak takip ediyorum. Onun yanında New Sequence özelliği var. Premiere'deki bu ve bundan sonraki bütün butonlarda shortcutlar var. Yani kısa yol özellikle tanımlı. Premiere'in içerisindeki kısa yolları direkt buraya tanımladım. Ona da direkt CTRL-61, CTRL-62, CTRL-63 gibi belirleyip onları buraya tanımladım. Zaten görsel olduğu için kısa yol aklımda tutmama gerek yok. Direkt görselden basıp kullanıyorum. Aynı şeyi Photoshop için de yapabilirsiniz. Fakat Photoshop'un kısa yoluna o kadar çok alıştım ki direkt klavyeden elim otomatik gidiyor. Ondan dolayı orada kullanmıyorum. Fakat Premiere'de çok fazla kısa yol bulunduğu için en sık kullandıklarımı buraya atadım ki özelleştirmeleri buradan daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileyim. Sekans oluşturma butonda adı üzerinde bana yeni bir sekans oluşturuyor. Onun yanındaki butonda ise Audio Device'dan Toggle Audio Devices özelliği var. Söylediğim özellik isimleri de Steam'dekinin içerisinde geçen özellik isimleri bu şekilde aratıp bulabilirsiniz onları. O özelliği direkt çekip bıraktığınızda zaten böyle hoparlör ve kulaklık olarak iki farklı özellikle geliyor. Bu da kulaklıkla bilgisayarın kendi sesi arasında geçiş yapmamı olanak sağlıyor. Tek bir tuşla bu geçişi sağlayabiliyorum. Özellikle kurguda farklı cihazlardaki sesi duymak istediğimde hem monitör sesine geçebiliyorum hem kulaklık sesine geçebiliyorum ve bunu tek bir tuşla yapıyorum. İkisini kıyaslamak açısından rahat oluyor. Bunu direkt ana sayfada da göreceksiniz. Atıyorum bilgisayarı normal bir şekilde kullanıyorum. Kulaklık takmam gerekli. Direkt takıp kulaklığımı takıp o şekilde devam etmek için de kullanıyorum. Yani sadece Premiere'de kullandığım bir buton değil. Onun altındaki 5 tane renkli butonun özellikleri aynı. Video veya ses dosyalarının rengini değiştirmek için kullandığım özellikler. Çok fazla video veya ses dosyasıyla çalışırken bunlar birbirine karışabiliyor. Farklı renkler atıyorum. O sayede ayırması daha kolay oluyor. O renkleri de atamak için direkt buradaki 5 tane kısa yolu kullanıyorum. En altta bulunan full screen butonunda ise ölçeklendirme kısa yolu var. Bu ne işe yarıyor diyecek olursanız da bazen 1080p'lik çalışma alanında çalışıyorum ama bazı görüntüler 4K oluyor. O 4K'yı 1080p'ye tam oturtmak için bu butona takıyorum ve otomatik olarak ölçeklemesini sağlıyor. Bu sayede çözünürlük farkı olan videoları çalışma alanıma tek bir tıkla oturtabiliyorum. Bunun için ekstra bir ölçeklendirme yapmam gerekmiyor. Onun yanındaki 3 buton da aslında gene aynı işleve sahip. Bunlar da sekansımda yeni bir video veya ses kısmı açıyor.
İlk butona tıkladığımda hem bir tane video hem bir tane ses açıyor. İkinci buton sadece video açıyor. Üçüncü buton ise sadece ses açıyor. Burada da ses veya video eklemek istediğimde bu butonları tercih ediyorum. En altta bulunan okta ise Next Page var. Yani aslında bu da bir folder. Folder içinde folder oluşturup yeni bir sayfa oluşturuyor. Burada aslında bir hız ayarlama butonum var. Buna tıkladığımda da yeni bir pencere açıyor. Videoyu slow motion veya daha hızlı yapmak istiyorsam da bu açılan pencereden istediğim değeri giriyorum. Ona göre videonun hızını tekrardan düzenliyor. Premiere Pro içinde kullandığım özellikler bu şekilde. Siz kendi ihtiyacınıza göre daha fazla özellik ekleyebilirsiniz. Premiere'in yanında da bir tane Teams klasörü var. Bu arada bu Teams özelliği direkt eklenti olarak mevcut. Microsoft'un bir eklentisi var. Direkt o eklentiyi indirip sürükle bırak yaparak atabiliyorsunuz. Herhangi bir özelleştirme yapmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde geliyor. İlk butonda gene Open özelliğiyle Teams'i açabileceğim bir buton bulunuyor. Bir de ortada bulunan saat dışarıdan eklediğim bir özellik. Onun dışındaki hepsi o Teams eklentisinin içinde var. Görüşmede ihtiyaç duyduğunuz her şey bulunuyor. Görüşmeden çıkabiliyorsunuz. Kameradaki arka planınızı blurlayabiliyorsunuz. Görüşmeye birini dahil edebiliyorsunuz. Kamerayı ve mikrofonunuzu açıp kapayabiliyorsunuz. Sağdaki ikili sıra olarak bulunan alandan da aslında emojileri yönetebiliyorsunuz. Burada en sık kullandığım kamera mikrofon açıp kapama. Bir de emojilerden el kaldırmayı kullanıyorum. Zaten bir görüşme esasında en çok bunlar kullanılıyor. Özellikle kamerayı ve mikrofonu anlık olarak kapayıp açma ihtiyacı duyduğumda oldukça pratik bir kullanım senaryosu bana veriyor. Onun yanındaki butonda ise Spotify'ın klasörü bulunuyor. Yine bir klasör oluşturdum. Buna tıkladığımda ise Spotify sayfası açılıyor. Spotify eklentisini kullanıyorum. Hesabınızı bağladığınızda direkt olarak Spotify'ı kontrol etmenize olanak sağlıyor. Ne yapabiliyorsunuz? Müziği durdurabiliyorsunuz. Bir sonraki müziğe geçebiliyorsunuz. Bir önceki müziğe geçebiliyorsunuz. Listenin karışık veya sıralı çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Sesi ayarlayabiliyorsunuz gibi birçok özellik bulunuyor. Özellikle Spotify'ı kullanırken arka planda kalıyor. Anlık olaraktan müziğe müdahale etmek istediğimde tekrardan uygulamayı açıp oradan düzenlemem gerekiyor gibi sorunlar oluyor. Fakat bu özellik sayesinde Spotify arka planda olsa bile ben oradan müziğimi açıp kapayabiliyorum, değiştirebiliyorum veya sesini ayarlayabiliyorum. Bir sonraki butona tıkladığımızda ise aslında burada da web sayfalarını kontrol etmek için bana bir alan açılıyor. Ekranda gördüğünüz hepsi bir web sayfasının kısa yolu. Sistemdekinin içerisinde website olarak eklentisi mevcut. Onu ekliyorsunuz ve buraya bir web sitesinin URL'sini yazıyorsunuz. Butona tıkladığınızda ise o web sitesini açıyor. Tanımladığım sitelerde genelde en sık kullandığım siteler oluyor. Ortada bulunan Zoom butonu ise çok sık toplantı yaptığımız bir firmanın Zoom linki. Her seferinde bu linke gitmek yerine direkt buradan tıklayıp toplantıya bağlanabiliyorum. Microsoft'un butonuna tıkladığımda da aslında yeni bir folder açılıyor. Burada da Microsoft uygulamaların sitelerine bana direkt yönlendirecek butonlar bulunuyor. Onun altında bir tane multi action özelliği var. Bu da gene Steam'deki bir özelliği. Bu multi action'ı koyduğunuzda onun içerisine girdiğiniz bütün işlemler arka arkaya gerçekleşiyor. Yani siz bir butona tıklıyorsunuz ama arka arkaya birçok özellik gerçekleşiyor. Sabahları ziyaret etmek istediğim bütün sitelere koydum. Tek bir tıklama yapıyorum ve benim güne başlamadan önce bakmam gereken bütün siteler karşıma geliyor. Bütün sitelerin URL'lerini de bu multi action'ın altına web site olarak ekledim. Başka fonksiyonlar içinde kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum bir yazı yazıp enter'a bastırmak, tab'a bastırmak, farklı bir işleme geçirmek, yeni bir dosya açmak, yeni bir klasör açmak için de bu multi action'ı kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı bir özellik. İnternet arayıcınız açık değilse de onu da açıp o siteye gidiyor. Yani illa internet arayıcınızın açık olması da gerekmiyor. Diğer butonda da aslında tam organize olamamış böyle dağınık bir bölge bulunuyor. Burada Discord için bir alanım var. Ne yapabiliyorum? Mikrofonumu açıp kapayabiliyorum, kameramı açıp kapayabiliyorum veya chatler arasında geçişler sağlayıp o chat'i okunda olarak işaretleyebiliyorum gibi temel fonksiyonları ekledim. Onun yanında Zoom'un plugin'i var. Bu da gene direkt Zoom'un kendi plugin'i olarak indirebiliyorsunuz. Bu sayfadaki hiçbir şey kendiniz eklemeniz gerekmiyor. Bunu yeni bir profil olarak açıyor ve direkt böyle bir ekran karşısında çıkıyor. Aynı Teams'te olduğu gibi kamera ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mikrofonu kamerayı açıp kapayabiliyorsunuz. Toplantıdan çıkabiliyorsunuz. Toplantıya girebiliyorsunuz. Görüşmeyi kaydedebiliyorsunuz gibi birçok özellik bulunuyor. Ekran paylaşımı yapmak istediğinizde de gene buraları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Zoom'daki her şey için bir buton var. Çok fazla kullandığım bir alan değil açıkçası. Zaten Zoom toplantıda genelde çok standart geçiyor. Ondan dolayı çok fazla kontrol etmem gerekmiyor. Ama kontrol etmemi gereken bir durum olursa diye de ekleyip hazırda tuttuğum bir uygulama olarak düşünebilirsiniz. Tekrar geri geldiğimizde solda bulunan Steam Deck ikonuna bastığımda aslında Steam Deck'in masaüstü uygulaması açıyor. Buradan da bir düzenleme yapmak istediğimde direkt Steam Deck'in uygulamasına erişebiliyorum ve içeride istediğim düzenlemeyi rahatlıkla yapabiliyorum. Bilgisayardaki uygulamanın kısa yolunun nerede olduğunu inanın ki bilmiyorum. Hep buradan giriş yapıyorum. Altta bulunan 3 tane butonda herhangi bir basma özelliği yok. Hard diskimde ne kadar alan kaldığını gösteriyor. Alan yönetimini yapmak için oldukça sık kullanıyorum. Bilgisayardan girip alanlara bakmak yerine direkt Steam Deck'in üzerinde görmek oldukça pratik bir kullanım sağlıyor. Bunu yapmak için de Steam Deck'in içerisinde WinTools diye bir tane eklenti var. Driver Info özelliğini çekip bıraktığınızda istediğiniz diskinizi seçiyorsunuz ve onun içine ne kadar alan kaldığını size gösteriyor.
gösteriyor. WinTools'un içerisinde birçok Windows'unuzu kontrol edebileceğiniz özellikle var. Onlara da yavaş yavaş geçeceğiz zaten. Gene ana sayfaya geldiğimizde ortada bir tane saatimiz bulunuyor. Bunun herhangi bir basma işlevi yok. Anlık olarak saati görmek için kullanıyorum. Özellikle full ekranda bir şey izlerken çıkıp saate bakmaktansa saate direkt buradan bakıyorum. Pratik bir çözüm oluyor benim için. Onun yanındaki butonda ise hem Steam'deki kontrol edebildiğim hem de bilgisayarımı, monitörlerimi kontrol edebildiğim bir tane alan açılıyor. Burada da gene CPU özelliği sayesinde CPU'mun ne kadar çalıştığını görebiliyorum. Onun yanında da speed test özelliği var. Eklentisi direkt bu şekilde geçiyor. İndirip ekleyebiliyorsunuz. Tıkladığınızda o anlık sizin internet hızınızı analiz ediyor ve onu size gösteriyor. Özellikle internet yavaşladığında falan bir problem var mı diye bu butonu kullanıyorum. Ortada bunun iki tane monitör ikonu ise monitörlerimin arasında geçiş yapmamı sağlıyor. Yani hangi monitörün ana monitör olacağına karar vermemi sağlıyor. Onun yanındaki özellik yeni gelmiş. Ben de bu videoyu hazırlarken fark ettim. Monitörün parlaklığını ayarlamaya olanak sağlıyor. Bir tanesine tıkladığımda monitörün parlaklığını %0'a, diğeri %100'e kadar getiriyor. Bunların arasındaki istediğiniz değeri seçebilirsiniz. Ben 0 ile 100 olarak kullandım. Diğer tüm monitörün arkasından parlaklığını ayarlıyordum. Şimdi anlık olarak bir şey görmek istediğimde parlaklığı açıp işin bittiğinde tekrardan kısabilir hale gelmiş oldum. Her monitör desteklemiyormuş yalnız, aklınızda bulunsun. En altta bulunan 5 tane parlaklık butonu ise Steam Deck'teki LED ekranların parlaklığını kontrol etmek için kullandığım bir buton. Soldan sağa doğru en kısa al, belli bir sıklıkta kullan, bir tık kıs, bir tık aç, belli bir parlaklığa getir veya en parlağa getir şeklinde organize ettim. O şekilde kullanıyorum. Sağdaki kulaklık ve hoparlör seçeneği de Premiere Pro'da kullandığımızın birebir aynısı. Hiçbir fark yok. Sadece Premiere Pro'yu kullanmazken ana ekrandayken de kullanabileyim diye eklediğim bir özellik. En altta solda bulunan buton ise Steam'deki uyku moduna geçiriyor. Bu özellikle sleep olarak geçiyor. Tıkladığınızda ise Steam'deki parlaklığı kapanıyor. Tekrardan kullanmak istediğiniz de herhangi bir butona tıklamanız yeterli oluyor. Onun yanında bulunan buton ise bilgisayarımın sesini açıp kapamaya yarıyor. Özellikle anlık olarak sesi kapatmam gerektiğinde direkt bu butona tıklıyorum. Bilgisayarın sesini komple kapatıyor. Bir daha tıkladığımda da sesi tekrardan açıyor. Onun yanında bulunan buton oynayan medyayı durdurup tekrar başlatmamı sağlıyor. Mesela arka planda YouTube'da bir podcast dinliyorum ama o anda YouTube açık değilse bile ben bu butona tıklayıp oynayan medyayı durdurabiliyorum. Tekrar tıkladığımda da tekrardan çalmaya devam ediyor. Hem sesi kapatıp açma hem de videoyu durdurup başlatma butonu ise sistem eklentisinin altında bulunan multimedya özelliği. Sesi kapatma özelliği mute olarak geçiyor. Videoyu başlatıp durdurma özelliği de Play Stop olarak geçiyor. Bunları da multimedya özelliğinin altından ekleyebilirsiniz. Diğer buton da uygulamaların seslerini ayrı ayrı organize etmemi sağlıyor aslında. WinTools'un içerisinde bulunuyor. App Audio Mixer olarak geçiyor. Kendi arayüzü var zaten, direkt o açılıyor. O anda bilgisayarınızda hangi uygulamalar açıksa hepsini yan yana görüyorsunuz. Ve her birinin sesini ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Mesela bir yanda Discord'dasınız, bir yanda oyundasınız, bir yandan da müzik dinliyorsunuz. Bu üçünün sesini ayrı ayrı kontrol edip en ideal dengeye ulaşabiliyorsunuz. Bunun için tekrar ses ayarlarını açıp oradan düzenlemeniz gerekmiyor. Bir tanesinin ortasına tıkladığınızda da uygulama sesini komple kapatıyor. Özellikle oyun oynarken çok sık kullandığım özelliklerden biri. Sayfa dolduğu için yeni bir folder oluşturdum aslında. Son butonumuzda bu folder butonu. Buna tıkladığımızda yeni bir folder açıyor. Ve bu da benim aslında ikinci ekranım gibi kullandığım alana çıkıyor. Buradaki ilk buton aslında birazcık amacın dışında kullandığım bir buton. Uygulama ismi Pre-Flight Switch. Yani aslında uçuş öncesi kontrol switchleri. Ben bunu bir işlem yaparken onu kontrol etmek için yapıyorum. Bütün ekranda butonlar var. Bu butonlara özel isimler verebiliyorsunuz. Tıkladığınızda butonun ışığını yakıyor. Bir daha tıkladığınızda ışığı söndürüyor. Mesela bir checklist oluşturduğumda o checklisti buradan oluşturup tıklaya tıklaya takip ediyorum. Neyi yaptığımı, neyi nasıl yaptığımı takip ediyorum. Video süreçlerini buradan yönetebiliyorum. Mesela videoya altyazı ekleyeceksem hangi altyazıyla eklediğimi, hangilerin kaldığını yine buradan açıp kapayarak takip ediyorum. Fly Simulator oynuyorsanız da Fly Simulator'ı daha gerçekçi yapmak için de kullanabilirsiniz. Oradaki checklistlere buralara girip oradan checklistlerinizi tamamladıkça buradaki switch'leri de açıp kapayabilirsiniz şeklinde özelleştirebilirsiniz. Gene tamamen sizin kullanımıza kalmış bir özellik. Bir sonraki butonda da bilgisayarın fanlarının RGB'sini kontrol etmek için kullanıyorum. Aslında bunu çok değiştirmiyorum. %90 sabit kalıyor. Yani ekranımda ne görüntü varsa o görüntüye göre yanıyor. Ama bazen sabit ışık istediğimde mavi yak veya işte gökkuşağını yak gibi özellikle direkt buradan seçiyorum. Profiller arasında geçiş sağlayabiliyorum. Onun yanındaki sayfada ise sadece iki tane buton var. Bunları da birbirinden ayrı yere koydum yanlışlıkla elim tıklamasın diye. WinTools'un içerisinde bulunan Lock Computer özelliği. Sağ üsttekine tıklarsam profilimi kilitliyor. Sol alttakine tıklarsam da bilgisayarı tamamen kapatıyor. Bu sayede de bilgisayarı kilitleme veya kapatma işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Diğer buton ise
Color Picker butonu. Tıkladığınızda ise mouse'unuz nerede bulunuyorsa oradaki rengin renk kodunu ekrana yazıyor. Dilerseniz oradaki rengi direkt kopyalama olarak da alabiliyor. Fakat bu kopyalama özelliğini ben kapattım. O anda başka bir şeyi kopyaladıysam onu kaybetmek yerine zaten ekranda gözüküyor. Ekranda gözüken yeri manuel olarak kendim yazıyorum. Eğer ki bu videoya bir önceki videolarımdan dolayı geldiyseniz de bu buton sizin en seveceğiniz butonlardan biri. Buradan akıllı evimizi kontrol edebiliyoruz. Steam'deki Home Assistant entegrasyonu da bulunuyor. Burada açılan klasörde Home Assistant eklentilerini kullanıyorum. Home Assistant'da bulunan verileri hem burada görebiliyorum hem de buradan kontrol edebiliyorum. Bu sayede de kontrol paneline sürekli ulaşmam gerekmiyor. Bilgisayar başındayken de çok rahat bir şekilde kontrolü sağlayabiliyorum. Burada neler var diyecek olursanız da sol üstte bir tane hava durumu bulunuyor. Home Assistant'daki hava durumu eklentisini buraya tanımladım ve buradan hava durumunu anlık olarak görebiliyorum. Sıcaklık ve nemi gördüğüm iki tane ayrı butonum var. Önceki videolarda kendimiz bir tane sıcaklık ve nem sensörü yapmıştık. O videoyu da izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Sensörün okuduğu değerleri Home Assistant üzerinden buradan da görebiliyorum. Onun yanında da telefonun şarjını gördüğüm bir tane butonum var. Altta bulunan 4 tane butonumuzdan switchleri kontrol edebiliyorum. Bunları açıp kapadıkça rengi değişiyor. Solda bilgisayarımı açıp kapamak için kullandığım buton var. Onun yanında toplantıdayken veya kayıttayken dışarıya bilgi vermek için kullandığımız onay tabelasının butonu var. Onay butonun yanında ise teras ışığını açıp kapamaya yarayan bir butonumuz var. Bu da direkt ışıkla entegre. Teras ışığının yanında ise bir tane Pomodoro switch'i var. Bu da Pomodoro çalışma rutinini başlatıp durduran bir buton. Kartlardan gene onunla ilgili videoya ulaşabilirsiniz. O videoda Google Assistant'ı kullanarak aslında akıllı evimizi çalışma rutinimize entegre etmiştik. Yani çalışma zamanımız başladığında ışıklarımız yanıyordu. Çalışma zamanımız bitince ışıklarımız değişiyordu. Kahve makinemiz çalışıyordu gibi birçok detaylı özelleştirme yapmıştık. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. O videodaki teknikleri alıp Home Assistant'a da entegre ettim ben. Eğer bununla ilgili de bir video istiyorsanız açıklamada belirtebilirsiniz. Onunla ilgili de bir video çekebiliriz. Benzer bir rutinin Home Assistant versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Home Assistant'daki otomasyonu da yaptık. Zaten otomasyonlarla ilgili de bir video gelecek. Orada eğer talep ederseniz bu videoyu da konuşabiliriz veya farklı bir konu üzerinden de ilerleyebiliriz. Soldaki buton Google Nest cihazında radyoyu açıyor. Onun yanındaki buton kahve olduğunda kahvenin olduğunu haber veriyor. Onun yanında bulunan robot süpürge için bir butonumuz var. Buna bir kere bastığımızda robot süpürge çalışıyor. Uzun süre bastığımızda ise kapanıp şarj istasyonuna geri dönüyor. En sağda bulunan iki buton ise Google'ın Cast ve Nest cihazını açıp kapamaya yarıyor. Mesela radyo çalarken bu butona tıkladığımda radyoyu kapatıyor şeklinde bir senaryo kurguladım. Bu şekilde rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Çünkü radyoya bastığımda radyo çalıyor. Bir daha bastığımda bir daha çalıyor. Onu kapatmak için ayrı bir işlem girmem gerekiyordu. Onu yapmak yerine direkt cihazı açıp kapamak daha pratik geldi. O yüzden bu şekilde ayarladım. Son klasörde aslında sosyal medyayı yönetirken çok kullandığım bir özellik. Burada daha fazla buton vardı aslında. Fakat markaların bilgilerini içerdiği için onları kaldırdım. Sadece kendi markalarımın butonlarını tuttum. Sistem içerisinde bulunan text özelliği var. Bu text özelliğini kullandığınızda da size bir yazı alanı veriyor. Siz bu yazı alanına neyi girer? Derseniz butona tıkladığınızda onu direkt ekrana yazıyor. Bunu nerede kullanıyorum diyecek olursanız da mesela sosyal medya postların açıklamalarında hep tekrar eden bir şey varsa onu buraya yazıyorum. Standart hashtagler varsa onları buraya giriyorum. Veya mesela cevabı aynı olan ve çok sık gelen bir soru varsa o sorunun cevabını da buraya tanımlıyorum. Böylece gelen soruya göre sadece bir tıklama yapıyorum. Cevap ekrana yazılıyor. Üzerinde düzenleme yapmam gerekirse ufak düzenlemeyle yapıp gönderebiliyorum. Veya dediğim gibi post paylaşırken standart hashtagler varsa her seferinde onları yazmak yerine buraya giriyorum, butona tıklıyorum ve otomatik olarak o hashtagleri yazıyor. Bu gibi siz de yazılarda çok fazla kullanıyorsanız veya kodlama yapan biriyseniz de bu özellikleri kullanabilirsiniz. Zaten kodlama yapan kişi için Visual Studio Code'un da eklentileri var. Yani direkt onun eklentisini de indirip kullanabilirsiniz. Çok fazla kodlama yapmadığım için içerisinde nelerin olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yazılımcıysanız bu özelliği tercih edebilirsiniz. Onun dışında mesela PowerPoint kullanıyorsanız PowerPoint için eklentiler var. IFTTT kullanıyorsunuz, IFTTT için eklenti var. Philips Hue kullanıyorsanız gene Philips Hue cihazı için de entegre bulunuyor. Dediğim gibi bunların hepsinde açıklamada bulunan linkten sitesine gidip bakabilirsiniz. Birçok eklenti bulunuyor. Eminim ki sizin de işinize yarayacak. Hiç olmazsa bir tane eklenti mutlaka vardır. Eğer bu tarzda pratik çözümler hoşunuza gidiyorsa burada bulunan videodan daha verimli çalışmak için Pomodoro tekniğiyle akıllı evimizi birleştirdiğimiz ve bunu ücretsiz olarak Google'da yaptığımız videoya ulaşabilirsiniz. O video sayesinde de çalışmalarınızı çok daha verimli hale getirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.